Tabii felaket sonrası yaraları sarmak için ilk andan bu yana canla başla çalışanlar arasında Mehmetçik de var. Kahraman Mehmetçik. Ancak sosyal medyada aksi yönde bazı iddialar da yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dakika dakika neler yaşandığını açıkladı. Yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez dedi. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nı ikraz etmişler. Hazır ol diye. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları görüş emirleriniz hazırdır Sayın Komutanım. 11 ili vuran deprem saat 4.17'de oldu. O an devletin zirvesinde kırmızı alarm verildi. Tam 13 dakika sonra askere hazır ol emri gitti. Saatler 6'yı gösterdiğinde bölgedeki Mehmetçik çoktan Kahramanmaraş, Malatya ve İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, asker kışladan geç çıkarıldığı iddialarına iyi niyetle izah edilemez cümleleriyle sert tepki gösterdi. 6 Şubat sabahı yaşanan seferberliği dakika dakika anlattı. Saat 5'te Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi aktif oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın unsurları saat 4.30'da bu hazırlık emrini aldıktan sonra saat 7.30'da Fethi Mesut Havalanı'nda hazır hale geldiler. 7.15'te büyük çıkarma gemilerine seyre hazır ol emri verildi. Personel, araç ve malzeme ile dev nakliye uçakları yoğun kara rağmen 8'de havalandı. Aynı gün yaralı depremzedelerin tahliyesi başladı. Saat 8'de AFAD'dan talep gelmişti. Uçak ihtiyacımız var. 3 A400M uçağı Kayseri'den Ankara, İzmir ve İstanbul'a havalandı. Akar saat 05.10'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen telefon görüşmesini de anlattı. Sayın Cumhurbaşkanım, deprem oldu malum. Saat 5'e 10 geçiyor. İlk haberlere göre Hatay'da bir binamız yıkıldı. Hatay'a gidiyoruz. Dedik, uygun buldular ve biz devam ettik. Bölge için son denetimlerin ardından Akar ve komutanlar hızla yola çıktı. Hatay Havalimanı hasar aldığı için İncirli'ye inebildiler. 7,6'lık Elbistan merkezli ikinci depreme de Hatay yolunda yakalandılar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı unsurları arkadaşlar ilk andan itibaren askeriyle, siviliyle seferber oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk günden itibaren sahadaydı. Ona Akar da katıldı. İki bakan Hatay'ın Altınözü ve Antakya ilçelerinde depremzedeleri ziyaret etti. Çalışmaları da yerinde inceledi. Bölgede salgın hastalık yaşanıyor söylentilerini de Bakan Koca yalanladı. Depremzedelere bir de uyarısı vardı. İçme suyu paketli olarak dağıtılmakta. Valilik ya da kaymakamlıkların musluk suyu içilebilir duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli.